Sevgili seyirciler, vizyonda ilk olarak Çanakkale'ye gidiyoruz. Türkiye'nin tarihi açıdan önemli şehirlerinden birisi olan Çanakkale'de yaz ve kış aylarını geçirebileceğiniz muhteşem bir villanız olmasını istiyorsanız şimdi bizi daha dikkatli izleyin. Çünkü arkadaşımız Sevcan Cem Tosun Çanakkale'ye gitti ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hemen yanı başında yapımına başlanan Çanakkale Beyaz Villalar projesini sizler için araştırdı. Birlikte izliyoruz. Tarihi açıdan büyük bir öneme sahip olan Çanakkale, doğal güzellikleriyle de göz kamaştırıyor. Tarih boyunca cazibesini sürdüren bu kadim topraklar, bir devrin battığı yer. Bu nedenle buram buram tarih kokan Çanakkale, sadece Türk değil, dünya tarihi açısından da önemli bir yere sahip. Tüm bu özellikleriyle Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Çanakkale'de muhteşem bir konut projesi hayata geçiyor. Çanakkale Beyaz Villalar Konut Yapı Kooperatifi. İnşaat sektöründe deneyimli iş insanlarının bir araya gelerek kurduğu kooperatif, paydaşlarına Türkiye'nin turizmde yükselen şehri Çanakkale'de, üstelik dünyanın en büyük asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hemen yakınında avantajlı fiyatlar ve uygun ödeme seçenekleriyle villa sahibi olma fırsatı sunuyor. Peki ev sahibi olmanın zor ve pahalı olduğu bir dönemde bu nasıl mümkün olabiliyor? Bu sorunun yanıtını birazdan öğreneceğiz. Ama önce kooperatifin İstanbul Ataşehir'deki satış ofisini ziyaret ediyoruz. Çanakkale Beyaz Villalar'ın İstanbul Ataşehir'de bulunan satış ofisine geldik. Çok fazla soru soruyorsunuz bana. Ben de sizden gelen soruların hepsini buraya yöneltiyorum. Televizyonda da bunları elimizden geldiği kadar cevaplayıp yansıtıyoruz. Çanakkale Beyaz Villaları zaten o kadar yoğun ilgi gördü ki yüzü fazlasıyla geçtik. İnanılmaz güzel bir yoğunluk var. Ben ilginize çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel yorumlar aldık. Sonuçta yatırım yapıyorsunuz, kazançlı bir yatırım yapıyorsunuz ama aklınıza ne takılıyorsa her şeyi sorabilirsiniz. Web siteden de ulaşabilirsiniz, telefon numarasından da ulaşabilirsiniz. Bana da yazdığınız takdirde ben yine sizin sorularınızı direkt buraya bizzat yöneltiyorum, haberiniz olsun. Aklınıza takılan tüm soruları sorabilirsiniz, hiç problem değil. İsterseniz buraya da gelebilirsiniz. Proje yurt içinden ve yurt dışından yoğun ilgi görüyor. Merhabalar. Satışımız oldu mu? Hayırlı olsun. Hemen bir merhaba değil mi? Önce Gülten Hanımcığım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Çok iyiyim. Nevin Hanım ve eşine geldi. Daha da iyi oldu. Nevin Hanım hoş geldiniz. Sizi bir tanıyalım mı? Nereden geldiniz? Almanya'nın hangi şehrinden? Ben Almanya'nın Dortmund şehrinden geliyoruz. Hoş geldiniz. Çocuğumuzu da aldık geldik. İşlemlerimizi yapmak için geldik. Ne sizi daha çok çekti bu villalarda? Fiyat mı, görüntü mü ya da hepsi mi? Neler söylersiniz? Müstakil bir şey istiyordum. Ve bu araştırmalarında müstakil alabileceğim, bir metrekare alanı, işte özel havuzuyla beraber bilebileceğim karşılaştığım en uygun. Bir de denize de yakın olması. Böyle bir imkanımız olabilir. Deniz olabilir. Hani özel havuzlu bir yerde çiğ alabilirsiniz, arsız olabilir. Ama deniz uzak olur. Ama deniz olmayabilir yine. Yani hepsine kombini çok cazip. Almanya'dan gelen Türk aileyle gerçekleştirdiğimiz kısa sohbetin ardından Çanakkale Beyaz Villalar Konut Yapı Kooperatifi'nin yöneticileriyle birlikte projenin hayata geçirileceği Çanakkale'ye doğru yola çıkıyoruz. Çanakkale Boğazı tüm güzelliğiyle karşımızda. Boğazın iki yakasını birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımı da tüm hızıyla sürüyor. Seyrine doyumsuz bu muhteşem manzara eşliğinde çayımızı yudumlayarak, projenin yükseleceği Lapseki ilçesine bağlı Adatepe mevkiine ulaşmak için yolumuza devam ediyoruz. Gün batımına doğru ulaştığımız bölgede yine muhteşem görüntüler yansıyor objektifimize. Yeni günle birlikte bu kez iş makinelerinin yürüttüğü hafriyat çalışmalarını kayda almaya başlıyor kameralarımız. Sevgili
seyirciler, Türkiye'nin turizmde ve tarihi açısından en önemli şehirlerinden biri olan Çanakkale'de Çanakkale Beyaz Villaları Konut Yapı Kooperatifi yükseliyor. Hep birlikte izliyoruz. 80 bin metrekarelik proje alanı, 240 villanın inşa edileceği Çanakkale Beyaz Villalar Projesi'ne uygun hale getiriliyor. Burası 1915 Çanakkale Köprüsü'ne 10 kilometre, Lapseki'nin merkezine 5 kilometre, D200 karayoluna 10 metre, Bursa-Çanakkale karayoluna ise 200 metre mesafede bulunuyor. Çanakkale Beyaz Villalar Konut Yapı Kooperatifi, Türkiye'de çağdaş kooperatifçiliği başlatan bir girişim. Proje alanında kooperatif yöneticileriyle birlikteyiz. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Şavlı'ya mikrofon uzatıyoruz ve soruyoruz. Efendim hayırlı olsun. Sizi de tebrik etmek istiyorum. Önce duygu ve düşüncelerinizi almak istiyorum. Neler söylersiniz hali hazırda size güvenen paydaşlarınıza ve buraya aday olan paydaşlarınıza neler söylemek istersiniz? Her zaman aynı cümleleri söylüyoruz ama gerçekten önemli bir kavram bu. Yurt dışından buraya hiç gelmeden, bizleri hiç görmeden sadece sizler aracılığıyla veya sosyal medyada, internet sitesinde bizlerin yapmış olduğu tanıtımlarla bizleri güven anlamında kendilerine yakın hissettikleri için tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar bizlere göstermiş oldukları güveni biz de burada karşılığını vermeye çalışacağız. Emin olabilirler. Hafriyat çalışmalarına başladık. Yaklaşık bir ay, bir buçuk ay kadar çalışmalar devam edecek. Ardından inşaatın ruhsat kısmı bittiği için inşallah en kısa sürede de hep beraber paydaşlarımızla komşu bir şekilde bu gördüğünüz enfes arazide, boğaza manzaralı arazide güneşin ve denizin tadını çıkartacağız diyoruz. Dilerseniz hali hazırda size güvenenlere teşekkür ettik. Onlar projeyi biliyorlar. Aday olanlar için projeyi bir kabaca tanıtalım mı? Projenin özellikleri neler? Alıcılara ne gibi faydalar sağlayacak? Üzerinde bulunduğumuz arazi lokasyon olarak tekrarlıyoruz. Çanakkale ilimizin Lapseki ilçesine bağlı Adatepe mevkiindeyiz. Arazimiz 80 bin metrekareden oluşmakta olup denize sıfır lokasyondadır. Üzerinde bulunduğumuz arazide 240 villa inşaatı gerçekleştireceğiz. Yani 240 komşu burada yer alacak. Ayrıca içerisinde temel ihtiyaçların karşılanabileceği süpermarket, kafeteryalar, restoranlar ve farklı amaçlarla kullanılabilecek ticarethanelerin de olduğu güzel bir kompleks inşa ediyoruz. İnşallah kısa sürede birinci etabımızı tamamlayıp ve devamında da dörder aylık periyotlarla ikinci, üçüncü ve dördüncü etaplar silsile şekliyle bitecek ve paydaşlara en kısa sürede de layık olduğu şekliyle birinci sınıf malzeme ve birinci sınıf işçilikle teslim edilecek. Proje çok güzel, lokasyon zaten muhteşem, gördüğünüz gibi manzarada gerçekten burada yaşanır yani değerli izleyenler. İster yatırım için olsun, ister yaşamak için olsun diyoruz ama bütçe çok önemliydi. Hem taksitle ödeme vardı hem de uygun koşullarda bu villalara sahip olabiliyorlardı. Dilerseniz fiyatları bir verelim öncelikle. Tabii an itibariyle birinci, ikinci ve dördüncü etabımız bitti. Üçüncü etabımızda son kalan bir ya da iki tane villa olması lazım. Onlarda da fiyat 495 bin TL, 80 bin TL peşin, 3750 TL taksitle. Beşinci etabımızda ise fiyat 495 bin TL, yine 90 bin TL peşin, 4000 TL taksitle paydaşlarımıza sunduk. En kısa sürede de hesaplamalarımıza göre, tabii o yoğun ilgi olduğu için 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde kalan etaplarımızı bitirmeyi öngörüyoruz. Buradan bizi izleyen tüm adaylara diyelim, paydaş adaylarımıza sesleniyoruz. Eğer ki böyle güzel bir lokasyonda, böylesine güzide şehrimizde siz de bir villa satın almak istiyorsanız elinizi çabuk tutun. Bu fırsatı kaçırmayın diliyoruz. Çünkü bu fiyatlarla böylesine güzel bir lokasyonda villa sahibi olmak inanın gerçekten imkansız. Hele köprü bittikten sonra? Köprünün bitmesi bir üst yatırım. Bölgeye ciddi anlamda değer ve hareket katacaktır. Tabii bu hareketlilik ve değerden projemiz de önemli ölçüde bir kazanım elde edecek. Bizim şu andaki villa fiyatlarımızın köprü bitimiyle beraber minimum %100 bir kazançla devam edeceğini öngörüyoruz. Tabii bu rakam çok daha üst seviyelere çıkacaktır. O yüzden tüm bizi izleyenlere ellerini çabuk tutmaları hususunda bir öneride bulunuyoruz. Fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz. Bir de şuna değinelim isterseniz. Türkiye'den çok telefon aldık ve hep bana şöyle söylediler. Ya Avrupa'dakiler mi sadece satın alabiliyor? Çanakkale'den de arayanlar vardı. Dilerseniz ona değinelim. Biz hep Avrupa yayını olduğumuz için Avrupa diyoruz ama. Ağırlıklı olarak Avrupa'ya yayın yapıyoruz. Reklamlarımız hem Türkiye'de hem Avrupa'da da
özellikle izleniyor. Fakat sizin de bahsettiğiniz gibi aslında altını çizmemiz gereken bir farklı unsur daha var. Bazen bu yönde de telefonlar alıyoruz. Çanakkale ilimiz Boğaz'dan ötürü, yani Boğazlar Kanunu'ndan ötürü yabancı yatırımcıya yasak bir bölge. Haliyle Türk vatandaşı olmayan farklı ülke vatandaşlıklarına mensup insanların da Çanakkale'den normal şartlarda bir arazi edinmesi mümkün değil. Ancak biz kooperatif olduğumuz için yabancı vatandaşlığı olan farklı ülke vatandaşlıklarına sahip insanlar da kooperatifimizden bu vesileyle bir villa sahibi olabilirler. Kooperatif olmamızın avantajlarından bir tanesi de budur. Ayrıca sizin de bahsettiğiniz üzere hem Türkiye'de yaşayan hem yurt dışında yaşayan fark etmez herkese kapımız açık. Şu anda üyelerimizin yaklaşık %70'lik kısmı yurt dışı, %30'luk kısmı yurt içindeki vatandaşlarımızdan. Yani herhangi bir kısıtlama, herhangi bir engel yoktur. Yurt içi, yurt dışı, herkese açık bir proje. Dilerseniz size nasıl ulaşacaklar? Web siteyi verelim. Elbette. www.cnkbeyazvillalar.com adresi üzerinden bize ulaşabilirler. Formumuzu doldurdukları takdirde satış danışmanı arkadaşlar kendilerine en kısa sürede ulaşacaklardır. Gerekli bilgiyi ve aydınlatmayı gerçekleştireceklerdir. Efendim, daha çok sorumuz var size yönelteceğimiz ama buraya gelen paydaşlarınız var. Gelen kişilere de ben mikrofon uzatmak istiyorum. Bakalım onlar neler düşünüyorlar özellikle araziyi birebir gördüklerinde. Sohbetimize kaldığımız yerden sizinle daha sonra devam edelim. Evet, teşekkür ederiz. Her şey için çok sağ olun. Bizleri burada onurlandırdığınız için tekrardan ayrı ayrı teşekkür ediyoruz size ve ekibinize. Biz teşekkür ederiz, rica ederiz. Evet değerli izleyenler, biz şimdi buraya gelen paydaşlara mikrofon uzatmak için yanlarına gidiyoruz. Sevgili izleyenler, röportajlarımıza proje alanında devam ediyoruz. Efendim merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? İstanbul'dan geliyorum. İsmim Gürkan İnanlı. Siz de villa aldınız bu projeden. Evet, evet. Biz de. Hangi etaplardan? İki tane aldım. Biri yatırım amaçlı, biri de kalmak için, tatil için. 4 ve 9. etaplar. Daha önce buradan satın alan bir arkadaşım bana burayı tavsiye etti. Ben de geldim, gördüm, araştırdım. Bütün hukuki altyapılarına baktım, çevresel etkenlere baktım, kar edilip edilemeyeceğine baktım, tatil beldesine uyup uymadığına baktım. Neticesinde karar verdim, gördüm, araştırmalar neticesinde böyle bir şeye karar verdim. Ve çok mutluyum, çok keyifliyim böyle bir yerden proje aldığım için. Eşe dostu da tavsiye ediyoruz. Sevgili izleyenler, villaların alıcı adaylarından bir hanımefendi yanımızda. Şimdi onun duygularını alacağız. Efendim merhabalar. Merhaba, Nuray Günay ben. İstanbul'da yaşıyorum. Şimdi Çanakkale'de bu projede var olmak evet, istiyorsunuz. Kesinlikle. Peki neden? Artık biz hani metropollerde sıkışmış dört duvar arasında yaşamak istemiyoruz. En önemli konumuz deprem ve pandemi. Gördüğüm kadarıyla da kurtarıcı burası bizim için. Manzara zaten olağanüstü, doğa, deniz. Hani herkesin isteyebildiği bir şeydir bu. Hayırlı uğurlu olsun. Dilerim burada bu güzel manzara eşliğinde güzel sohbetler eder. Çayınızı, kahvenizi içersiniz. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler, arsayı görmeye gelen bir beyefendi var. Şimdi ona mikrofon uzatacağım. Efendim merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. İstanbul'dan geldiniz. İstanbul'dan geldik. İstanbul'da ben kendim için değil aslında kızım için burayı düşünüyorum. Kızımın eşi şehit olduğu için ondan işte bir yatırım diye buraya girmeyi düşünüyoruz. Bir de dedik yerlileri görelim, çalışmaları görelim. Zaten daha önce gördüm, biliyorum, Adatepe'yi tanıyorum. Ama yine de bir yerden emin olmak için geldim. Tabii kurban kesildi. Çalışmalar başlayınca da tabii memnun olduk. Dilerim hayırlı olur. İnşallah. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Sevgili izleyenler, tekrar Çanakkale Beyaz Villaları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferhan Şavlan'ın yanındayız. Sizden gelen soruları kendisine yönelteceğim. Efendim merhabalar bir kez daha. Merhabalar tekrardan. Şimdi izleyenlerimizden çok soru geliyor. En çok gelen sorudan başlamak istiyorum. Bu projenin yapım aşamasındaki müteahhit firmalar hakkında bilgiler istiyorlar. Sizden dinleyelim. Elbette. Dönem dönem biz de paydaşlarımızdan aynı yönde sorular alıyoruz. Kooperatif olarak sınırlı sorumlu Çanakkale Beyaz Villalar Yapı Kooperatifi ana yüklenici. Tabii bu projenin içerisinde çalışacağımız firmamız bahsine ettiğimiz gibi alt yüklenici olacak. Alt yüklenici firmamız 3K Yapı AŞ firmasıyla bu inşaatlarımızı tamamlayacağız. 3K Yapı AŞ
geçmiş inşaat kalitesiyle, referanslarıyla gerçekten Türkiye'de önemli ölçüde inşaatlara imza atmış bir firma. Arkadaşlarımız Ömer Bey ve Taner Bey de bugün burada, kendilerine de tekrar teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar. Ayrıca inşaatların hızlı bir şekilde devam etmesi için söz verdiğimiz kalitede, söz verdiğimiz birinci sınıf işçilikle devam edip ve tamamlanması için onlar da ellerinden gelen tüm özveriyi gösterecekler. Kendilerine de mikrofon uzatalım o zaman. Merhabalar. Merhabalar. Sizi bir tanıyalım mı? Taner Gökcan, 3K Yapı AŞ Yönetim Kurulu Başkanıyım. Genelde izleyenlerimiz çok soru soruyor. Ferhan Bey de sizi tanıttı ama siz neler söylemek istersiniz? Bugün projeye başlangıç yapıldı. Bugün bismillah dedik projemize. Ferhan Bey'in, başkanımızın da söylediği gibi elimizden gelen özveriyi göstererek hızlı ve kaliteli bir şekilde üretimimize devam edip siz değerli müşterilerimize teslim edeceğiz. Efendim biz de zaten bu projenin bir gözü olarak, aralıklı olarak sizin yanınıza geleceğiz böyle parça parça. Biz de onları ekranlarımıza yansıtacağız. Halihazırda hem sizlere güvenen paydaşlarınız için hem de yeni adaylar için çok teşekkürler. Başarılarınızın devamını dilerim. Efendim merhabalar. Merhaba efendim. Sizi de tanıyalım. Ömer Yavuz ben. Siz neler söylersiniz? Hayırlı olsun. Bugün başlangıç yapıldı. Teşekkür ederim. 3K olarak biz Türkiye genelinde muhtelif projelere imza atmış, bitirmiş bir tecrübeye sahip bir firmayız. Ferhan Bey başkanımız ve yardımcısı Serkan Bey bize bu projeyi sunduğu zaman heyecan duyduk. Allah'ın izniyle belirtilen tarihte güzel işçilikle 3 yıl içinde villa maliklerine yerini teslim edeceğiz inşallah. Burada 3K'nın güzel referanslarından biri olacak değil mi? Manzara çok güzel gördüğünüz gibi. Evet, Çanakkale çok güzel, arsa çok güzel, ortam çok güzel. Yani bu proje bizi 3K olarak heyecanlandırdı. Efendim çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum ben. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ferhan Bey tekrardan size mikrofonu uzatmak istiyorum. Size güvenen paydaşlarınız var. Onun dışında çok fazla soru geliyor artık. Hafriyat başladı ama bundan sonraki süreç nasıl devam edecek onu çok soruyorlar. Evet, bundan sonraki süreç bir ay veya 1,5 ay kadar bir süre içerisinde hafriyat çalışmaları teraslama yöntemiyle bitirilmiş olacak. Ardından birinci etabımızdan başlamak üzere inşaat çalışmaları devam edecek. Önümüzdeki Ekim-Kasım ayları gibi de inşallah birinci etabımızı teslim edeceğiz. Periyotlarla, dörder ay aralıklarla da diğer etapları paydaşlarımıza teslim edeceğiz inşallah. Şimdi tekrardan villa metrekarelerine değinelim isterseniz. Çünkü herkesin kendine özel bir havuzlu villası olacak. Villa kaç metrekare, havuz kaç metrekare diye çok soru geliyor. Evet. Villalarımız 202 metrekare brüt alana sahip, 179 metrekare net kullanım alanına sahip, 20 metrekare verandası olan, 18 metrekare havuzuyla beraber mükemmel bir inşaat çalışması gerçekleşecek burada. Normal şartlarda böylesine büyük bir arazi içerisinde çok daha fazla sayıda villa yapılması gerekirken biz sayıyı minimumda tuttuk. Daha fazla kullanım alanı, daha fazla sosyal alan ve yeşil alan paydaşlarımıza kullandırmak adına ferah ve nezih bir ortamda güzel bir villa sahibi olmalarını istedik. Bizler de onlarla beraber burada komşu olacağız. Özellikle altında çiziyoruz. Bazı paydaşlarımız soruyorlar. Hani sizler de orada yer alacak mısınız? Sizin de villalarınız olacak mı? Evet. Biz kendimizin oturmadığı bir villayı başkasına önermiyoruz, satmıyoruz. Özellikle altında çizelim. Şimdi siz kooperatif olduğunuz için taksitle ödeme alıyorsunuz. Gerçekten uygun fiyatlara bu villalara sahip oluyorlar. Yatırım amacıyla alanlardan şöyle sorular geliyor ya da alıcı olanlar. Köprü bitmeden bunu yatırıma dönüştürmek istersek devredebiliyor muyuz? Başka birine satabiliyor muyuz? Dilerseniz buna da açıklık getirelim. Tabii ki burada söylediğiniz üzere iki amaç gerçekleştiriliyor. Bazı paydaşlarımız yatırım amacıyla satın aldılar. Bazı paydaşlarımız da gerçekten burada bir hayat yaşamak için satın aldılar. Yatırımcılar için özellikle bahsetmek gerekirse hem ticari dükkanlarımız için hem de villalarımız için eğer arzu ederlerse kooperatif olarak satışını gerçekleştirdiğimiz villaları bizlerden satın aldıklarında veya üye olduklarında kooperatifimize istedikleri tarihte devir yapabilirler. Kendi iradeleriyle bunları bir başkalarına satabilirler. Tamamen bizden bağımsız bir şekilde hareket etme özgürlüklerine sahipler. Ancak kooperatif olarak biz elimizdeki şu anda geriye kalan sınırlı sayıdaki villalarımızı satışını gerçekleştirdikten sonra satış ofisimiz olarak kendimizi sonlandıracağız. Efendim ben çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgilerden dolayı. Biz de bu projenin bir gözü olarak bir sonraki aşamada yine buraya geleceğiz, ziyaret edeceğiz. Siz son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz?
Öncelikle sizler aracılığıyla bizi izleyen tüm paydaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca projede yer almak isteyen, araştıran, bizleri yazılı görsel medyada takip eden tüm adaylarımıza da ellerini çabuk tutmaları hususunda özellikle bir bilgi verelim. Çünkü fırsat kaçmak üzere. Sınırlı sayıda elimizde villa kaldı. Bu fırsatı kaçırmasınlar diliyoruz. Sizlere de ayrı ayrı ekibinize ve size teşekkür ediyoruz. Bizi bu heyecanlı günümüzde yalnız bırakmadığınız için, bizim projemizin her anında bizlerle beraber tüm paydaşlarımıza buradaki çalışmaları yansıttığınız için size de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Herkese buradan kucak dolusu selamlar, saygılar. Efendim biz teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, gördüğünüz gibi Çanakkale Beyaz Villalar Yönetimi sözünü tuttu. Hafiyat başladı, çok da güzel gidiyor. İlerleyen haftalarda biz buradaki organizasyonu tekrar ekranlarımıza getireceğiz. Siz de Türkiye'nin turizmde yükselen şehri Çanakkale'de dünyanın en büyük asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'ne komşu yeşilin ve mavinin buluştuğu bu güzel manzarada kendime ait çok özel bir villam olsun diyorsanız uygun koşullarda ödeyerek o zaman Çanakkale Beyaz Villalar web sitesine ulaşın diyoruz bizden söylemesi. Vizyon devam ediyor.